Otizm genellikle ilk 3 yaşta başlayan, yaşam boyu devam eden kişinin çevresiyle sözel ve sözel olmayan alanlarda iletişim kuramamasıdır. Otizm spektrum bozukluğu, sosyal iletişim yetersizliği, tekrarlayıcı davranışlar, sınırlı ilgi alanları, alışagelmiş olay ve durumlara bağlılık davranışıyla seyredilen nörogelişimsel bir bozukluktur. OSB'li çocuklarımızın genel özelliklerine baktığımızda göz kontağı kuramazlar, ismiyle seslendiğimizde tepki vermezler, işitmiyormuş gibi davranırlar, herhangi bir şey istediklerinde işaret ederek gösterirler, sosyal iletişim bozuklukları söz konusudur. Akranlarının oynadığı oyunları tercih etmezler ve oyunlarına katılmazlar genelde. Konuşma yetersizlikleri söz konusudur. İleri ileri, geri geri gibi davranış rutinleri söz konusu olabilmektedir. El çırpmaları, zıplamalar söz konusu olabilmektedir. Belirli yiyecek ve içeceklerde istikrarlı olurlar, takıntılılar diyebiliriz. OSB tanısı almış bazı çocuklarımızın motor gelişiminde de ciddi gerilikler olduğunu söyleyebiliriz. Temel hareketlere baktığımızda dengeleme, lokomotor ve manipülatif olmak üzere 3 kategoriye ayırabiliriz. Dengelemede çocuğun yer çekimine karşı göstermiş olduğu direnç. Bu kategoride ele alınan hareketlere baktığımızda eğilme, esneme, bükülme, kurulma, dönme gibi hareketler söz konusu olabilmektedir. Lokomotor hareketlere baktığımızda yer değiştirme becerisinin tamamen hakim olduğu hareketler söz konusudur. Burada koşma, yürüme, zıplama, tırmanma, kayma, galop gibi hareketler yer almaktadır. Manipülatif hareketlere baktığımızda çocukların nesnelerle ilk iletişim halinde olduğu hareket bölümüdür. Burada ise topu tutma, yakalama, fırlatma, topu ayakla ve elle vurma gibi hareketler söz konusu olabilmektedir. Şimdi bu alanda yetersizlik yaşayan çocuklara baktığımızda grup halinde ilerleyemezler. Sınırlı ilgi alanları vardır. Herhangi bir şey ya fazlasıyla kuvvet uygulayabilirler ya da hiç kuvvet uygulamazlar. Şimdi bu alanda yetersizlik yaşayan çocuklara çözüm önerisi olarak sunabileceğimiz şey ise fiziksel ve spor etkinliklerle ince kaba motor destekli, ortak dil, reaksiyon, koordinasyon, çoklu yönergeler ve oyunlarla çocukları desteklemek. Şimdi genel olarak da baktığımızda OSB'nin herhangi bir tedavi yöntemin olmadığını söyleyebiliriz. Çözüm önerisi olarak sunabileceğimiz şeyler ise erken, yoğun, sürekli eğitim ve özel eğitimden geçmeleri yönündedir. Yapılan çalışmalara da baktığımızda haftada 30 saat 2 yıla aşkın özel eğitimden geçmeleri yönündedir.